Oğlum sürahiyle bardak havada mı uçuyor, bana mı öyle geliyor? Dur bir ışığı açayım. Karanlıktan korkmayan var mı? Vardır illa ama çok azdır. Benim karanlık korkum büyük kuzenim sayesinde gün yüzüne çıktı. O zamanlar daha küçüğüm. Sadece çizgi film izler, erkenden de yatardım. Günlerim böyle böyle geçerken bir akşamüstü amcamlar bize oturmaya geldi. Büyük kuzenim de gelmişti. Elinde de bir CD vardı. Çok dikkatimi çekti. Meğer korku filmiymiş. Eve gidince izleyecekmiş. Kuzenim de sürekli korku filmleri izlerdi. Ben de çocuğum, meraklandım gittim yanına. Dedim birlikte izleyelim mi? Olur ama annene söyleme, yoksa bana kızar, tamam mı dedi. Tamam tamam dedim. İzlemeye başladım. Filmin adı Şeytandı. Ulan izlemez olaydım. Film bitene kadar ömrümden ömür gitti. Beynime işlendi resmen. O filmi izledikten sonra hayatımda hiç korkmadığım kadar korkmaya başladım. Filmdeki kızdan o kadar çok korkmuştum ki zihnimden atamadım bir türlü. Neyse film bitti, kuzenim gitti. Gece olmuştu zaten. Yatağıma geçtim ama ışığı kapatmadım. O gece sessizliğinde sağa sola bakıyordum sürekli. O sırada da annem yatmadan önce benim odama geldi. Oğlum bu ışığı niye kapatmıyorsun dedi. Azarladı beni. Işığı kapattı gitti. Karanlıkta yatağın içinde sağa sola bakmaya başladım. Odamdaki eşyalar hareket mi ediyor? Şu kapının oradaki gölge mi yoksa cin mi diye sorular sormaya başladım kendi kendime. Ödüm kopuyordu o kız gelecek diye. Hemen ayağımı yorganın içine çektim. İyice sarıldım yorgana. Yok, bir türlü uyuyamıyorum. Üstüne korkudan çişim geldi. Patlayacağım resmen. Mecbur anneme bağırdım. Tuvalete yalnız gidemezdim. Ya tuvalete giderken arkamdan şeytan kız gelip yakalarsa, sonra beni karanlık bir yere götürürse diye ödüm kopuyordu. Karanlık ortamda tamamen savunmasızım. Her türlü saldırıya açığım diye düşünüyordum. Anneme bağırdım, bağırdım. En sonunda sinirli sinirli geldi yanıma. Ne oldu, ne oldu dedi. Tuvalete götürsene beni dedim. Söylene söylene tuvalete götürdü. Sonra odama geri geldim, yattım. Anneme dedim ki ışığı kapamasan olur mu? Ama maalesef kapadı. Sabaha kadar ışık açık kalmaz diyerek gitti. Tuvaletimi yaptım tamam ama ışık kapanınca yine çişim geldi. Uyuyamıyorum bir türlü. Sanki kapıdan birden şeytan kız gelecek de bana zarar verecekmiş gibi hissediyordum. Diğer yandan ya yatağımın altından bir şey çıkıp beni yatağın altına çekerse, ya dolabımın içindeyse diye diye iyice korkuttum kendimi. Hayal gücüm sınırsız nasıl olsa. O günden sonra annemlere gece lambası aldırttım. Uzunca bir süre gece lambasıyla uyudum. Işıklar kapalıysa da tuvalete koşa koşa gittim. Karanlıkta hep aniden arkama dönüp sağ solu kontrol ettim. Ve bir süre sonra bu korkum geçti. Çünkü şunu fark ettim. İzlediğim bütün korku filmleri hep dubleks evlerde geçiyor. Ben fakirim, dubleks evim yok. O yüzden içim rahat.